zeka konusu gündemde hocam bugün. Şimdi yapay zeka ileride dindar olma ihtimali var mıdır? Dindar. Kavgada sorulmaz bu soru. İleride bu kadar gelişebilir mi? Gelişir. Yani şu anda herhangi bir zekayı, yapay zekayı dindar yaparsın. Dünyadaki yaygın birçok dindar insan kadar dindar olur. Bunun altında çok pun intended İngilizcesini söyleyeyim. Yani ne olduğunu bilmeden sana çok imanlı laflar edebilir. O algoritmayı yazarsın. Ama gerçekten yürekten ve gönülden inanarak iç titremeyi kastediyorsan önce onu bir anlayacağız insanda ki makinede modelleyelim. Yoksa sorduğun soru şu anda bana kitap yazdırır, öyle söyleyeyim. Yani o tarz dindarlık o kadar çok ki, yapay zeka dindarlığı. Algoritma belli, şu durumda bunu söyle, bu durumda bunu yap, tı dindarlık bu. Ama yepyeni bir durumda, algoritmanın hazır olmadığı bir halde, işte Mars'a gittin, kıblene tarafa gibi bir şey bu, anlatabildim mi? Orada çözüm bulabiliyor mu bakalım? Evrensel mi bu inancın? Her türlü sorunla yaklaşıyor mu? Önce insanda anlayalım, sonra yapay zekada yaparız. Bir de hani bu yeni öğrendiğim bir şey var da bu beni heyecanlandırıyor. Yani bunun üzerine ekleyecek bir şeylerin olursa da çok eğlenceli bulurum. Zeka ne? Zeka problem çözebilme yeteneği. Şimdi problem çözebilme yeteneğinde aslında gizli bir iddiası var. Problem yoksa zeka yok gibi bir şey oluşuyor. Evet. Yani hani böyle baktığında. Şimdi yapay zeka ile alakalı yeni öğrendim. Zeka yoksa problem yok diye söylüyorum. ya da hani böyle de ele alabilirsin. Dünyanın iki tarafı yapay zeka ile hardcore uğraşıyor. Büyük para harcıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri tarafı da uğraşıyor. Çin tarafı da uğraşıyor. Hem Doğu hem Batı bu konuyla alakalı üzerinde emek sarf ediyor. İki tarafın da algıladığı yapay zeka diye tarif ettiğim şey daha henüz ortak değil. İki taraf başka şeyi anlıyor. Tabii problemleri farklı. Problemleri farklı. Bir de aslında yapay zekanın altında bir gizli önerme daha var. İnsansılaştırma durumu var. Biz çünkü zekayı insanla çok bileşkeli gördüğümüz için hani mevzunun içerisinde. Halbuki insansılaştırmada yapay his, yapay duygu diye yani gerçekten düşünülmüş yeni varyasyonlar organize etmediğimiz sürece zekanın dışında bir şey daha. Hani bunun da yapay ortamda işler durumda. Uygulanabilir durumda, dönüşebilir durumda halini organize etmediğimiz sürece yapay zekanın bir işlevlilik hali yok. Yapay zeka nitelikli algoritmalar. Yani kendi seçeneklerini bulabilen, problem karşısında refleks geliştiren algoritmalar. Yani işte bir otonom aracın gitmesiyle alakalı yapay zekayı kuruyoruz. Nitelikli algoritmasını organize ediyoruz. Otonom araç gerçekten önüne çıkan her yeni olayla alakalı bir refleks verebiliyor. Evet, ama mesela ama yapay zeka şeyi düşünemiyor lan yaz geldi karavan gibi olsam ben mi? Hani otonom araç bunu geliştiremiyor yani yazın geldiğini hissedip o hisseye dair karşılıklı oluşabilecek bir şeyler geliştirip falan. Karnında kelebekler uçuşması falan ya da işte yaz geldi benim rengimi değiştirsem ne kadar güzel olur falan diyemiyor yapay zeka. Çünkü öyle bir hissiyat grubuna ya da işte his grubuna sahip değil. Bu arada dünyanın daha Çin tarafı his ve duygularla ilgili konu üzerine çalışırken daha problem ve zeka taraflı da Amerika Birleşik Devletleri tarafı çalışıyormuş. Temelli. Ama şeyin de yapacak çok fazla yani ne kadar duygudan başlarsan başla bilgisayar teknolojisinin 1920'lerden beri gelişme çizgisine bakarsan insanlık olarak yaptığımız computational sistem yani hesaplama sistemleri tercihi bugün insanda IQ ile ölçtüğümüz üst bilinçli zekayı örnek olarak geliştirdiğimiz bir şey. Yani biz normalde adım adım problem çözen bir sistem. Tam anlamadım. Bir daha söyler misin? Adım adım problem çözen bir sistem var. Bir de ben buna aşık olduğum sistem var. Şimdi bu ikisi beyinde iki farklı sistem. Biri analiz ediyor, öbürü bir anda pof diye örüntüden bir şey çıkarıyor. Yani çok kompleks bir şey o. İkincinin nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Yani bu işte duygusal sisteme dayanan o şeyi bilmiyoruz. Bilebildiğimiz, modelleyebildiğimiz kısmı ne? Algoritmaya döküp bilgisayara yaptırabildiğimiz her şey. Dolayısıyla ilk tercihi biz öyle yaptık. Şimdi bütün yapay zeka araştırmalarında bu ilkin örnekler üzerinden çalışılıyor. Yapay zeka ile ilgili benim genellikle azılı iyimser tarafta yer almamın sebebi şu. Evrimsel tarihe bakıp insan zekasına gelen yolu izlediğin zaman önce duyu, sonra duygu, sonra zeka, sonra bilinç var. Biz zekadan, bilinçten başladık her şeye. Biz geriye doğru gidiyoruz. Gidemiyoruz. Çünkü o en son olanlar hep öncekilerin fonksiyonu. Yani mesela önce o duyuyla başladı. İşte tek hücreli canlılar da etrafı duyuyor, algılıyor. Ondan sonra o bir duyguya dönüştü. Daha kompleks, nedeni belli olmayan, stereotipik olmayan, işte duruma göre uyarlanabilir, canın uyum kapasitesini arttıran karmaşık refleksler ortaya çıktı. Arkasından
İşte bu zeka meka dediğimiz, bilinç dediğimiz daha üst fenomenler çıkıyor. Biz kendimizden başlayınca görebildiğimiz ne var? Duygu işini daha burada 90'ların sonunda anladık biz. Ama bilgisayar teknolojisi ondan çok önce başladı. Dolayısıyla rahat olalım. En azından kuantum bilgisayarları hani iddia edildiği gibi piyasaya çıkmadan bu işte çok fazla ilerleme olacağına ben inanmıyorum. Niye önce zeka ile tarif etme? Ya mesela dünya dışı zeki varlıklar arıyoruz diye tarif ediyor canlı ararken tabii. Bile. Ben canlı... o zaman duygusal ararım. Aha yani niye bir şeyi bilmiyoruz böyle çünkü ölçemiyoruz. Nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Bak ciddi söylüyorum 90'lara kadar Antonio Damasio Descartes'in yanılgısı kitabı. Aha da kitap önerisi. Antonio Damasio Descartes'in yanılgısı. Her eve lazım. Muhakkak okunması lazım. Yani beyin duygusal niye? Nedeni de söyle arada. Konuyu unutmadan söyle ama. İşte onu söylüyordum zaten. 90'larda o adam o kitabı yazana kadar biz beynin zeki bir bilgi işlem sistemi duygularında yan ürün olduğuna inanıyorduk. Adam dedi ki yok baba öyle bir şey yok. Duygular temeldir. Beyin duygusal bir sistemle çalışır. Zekadır, akıl fikirdir, analizdir. Bunlar sonradan bunun yanıyor, şeydi, kaymağıdır bunun yani. Üstünden bir şekilde çıkar bunun falan gibi. Köpüğü gibidir yani. Dolayısıyla şimdi bu mantık çok yavaş bilimi değiştiriyor. Yani bilim bakışını da çok yavaş değiştiriyor. Çünkü ta şeyden beri yani Descartes'ten beri biz makine arıyoruz vücudun içinde. Onun bir işte hani beden ruh ikilemi var ya. Ruh böyle seyyel, duygusal, muygusal bir şey. Öbürü robot gibi, makine gibi, bilgisayar gibi. Aklıma geldiği için soruyorum. Mesela klasik fizik daha ağırlıklı zeka ile ilgiliymiş gibi kuantumla ilgili konuştuklarımız içinde artık duygu varla alakalı olabilir mi acaba? Şöyle. Böyle baksak. Bu... Yani kuantum fiziği de mekanik. Kuantum fiziği de şu adısına zaten kuantum mekaniği. Ama gözlenen gözlemlerine göre tavır değiştirebilir de ki bir değişken durumu var mesela bu tuhaf. Aynen öyle. Yani işte normal aklımıza... Cümleyi tam söyleyemedim bu arada. Doğru söyledin. Yani gözlemcinin etkisi gözleneni değiştiriyor. Değiştirir. Aynen. Hatta düşüncesi ben de böyle demek istedim. Tamam. Çok güzel dedim bence. Hiç sıkıntı yok. Yani bu arada ben de fizikçi değilim. Yani. Ben de ne diyorsam yarısı yalan olabilir. Ama mesela böyle bir sistemin bütün mekanik efendim, fizik bilimimizle ortaya çıkarılmış olmasına rağmen garip bizim duygusal tarafımıza, sezgisel tarafımıza hitap eden bir yeri var. İşte o yüzden mesela kuantum bilgisayarla normal bilgisayar arasındaki fark ne olacak? Bizim bilgisayarlar minyatürleşme hızlanma noktasına sınıra geldi. Artık fiziksel bir bariyere dayandık. Çünkü transistörlerimiz neredeyse atom boyutuna indi. Daha da ufaltamıyoruz bunu. Çünkü elektrik akacak oradan. Diyor ya insan yiyecek bunu. Elektron akacak yani. Ama kuantum bilgisayarı o atom altı parçacıkların işte kuantum özellikleriyle aynı anda trilyonlarca işlemi zamansız olarak yapacağını düşünüyoruz. Teorik olarak böyle bir durum var. Şimdi böyle bir şey yaptığın zaman beyindeki duygusal işletim sistemine çok benziyor. Mesela o bir anda karar veriyor. Öyle bir veriyi alayım, kaşı nasıl, gözü nasıl analiz ederek falan yapmıyor bunu. Örüntülerden pat diye tepki üretiyor. Bu mesela yapay zekacıların hayali şu anda. Mesela bak bizim annemizi tanımamız. Diyelim anne özellikle örnek veriliyor. Çünkü en çok duygusal tepki üreten sima annemizin siması. Şurada 100 kişi olsun. 100 kişinin arasında anneni gördüğün anda duygusal sistemin amigdalaya pik yaptırıyor hemen. Kan basıncın yükseliyor. Aa annem falan diyorsun. Hatta o duygusal cevap oluşmazsa beyin anneyi tanıyor. Tamam mı? Diyor ki bu anne ama annemin kılığına girmiş biri bu. Niye? Duygusal cevap olmadı ya. Onu annesinin yerine girmiş. İmpostor sendromu deniyor ona. Annesinin yerine geçmiş biri zannediyor. Şimdi bunu anlamaktan hala çok uzağız ve çok şükür çok uzağız. Çünkü bunu anlasak ne yapacağımızı bilemiyorum. Yani insan ne yapardı? Çok tuhaf sistemler üretirdi. O zaman yapay zekadan korkabilirsiniz ama şimdi yani fişini çekince duran bir bilgisayardan bahsediyoruz. Peki mesela sezgi diye ya da altıncı his diye bir şeyden bahsediyoruz ya. Bu hiç aslında spiritüel bir şeye doğru gidiyormuş gibi gidiyor ama hani bilimsel anlamda da tam olarak koparıp atamıyoruz da bu böyle bir şey değildir diye. Bunun o duyuları anlama, duyuları çözümlemeyle alakalı bizim şu anda az kullandığımız için körelttiğimiz bir duyuyu böyle bir olasılık var mı sence? Yoksa zaten fantezi mi yapıyorum şu anda? Çok tam yerinde hatta az söyledim şu anda zihin bilimlerinin merkezinde. Bu arada aklınıza bir şey gelirse sorun ha. Sorabilirsiniz yani direkt dalabilirsiniz mevzuya. Gene kitap tavsiyesi. Yonah Lehrer Karanan daha önce önermiştim. Malcolm Gladwell Blink. Mesela bu kitapların hepsi ya diyor ki insanlar bir şeyleri görmeden anlayıp sonuca gidebiliyorlar. Çok hızlı karar veriyorlar. Buna sezgisel daha doğrusu ne deniyor? Snap judgment diyorlar İngilizce'de. Anında karar vermek. Böyle parmak ışıklatır gibi. Şimdi mesela bir işte sanat eksperinin hikayesi var. Bir işte adamın bir müzeye bir heykel satmaya çalışıyor. Bütün eksperler bakıyorlar diyor ki bu heykel orijinal.
işte Asurlardan bilmem ne kalma şöyle bir şey. Adamın bir tanesi en son bakıyor, inşallah diyor buna para vermemişsinizdir. Niye diyor? Niye diyorlar? İşte yani bunda bir hata var, bu orijinal değil falan. E diyor bütün eksperler orijinal dedi. Yani bence değil. Niye diyorlar bilmiyorum ama değil. Şimdi adam böyle bir iddiada bulunuyor. Tabi bunlar panikliyorlar. Hakikaten bir detaylı analiz yapıyorlar. Gerçekten sahte çıkıyor heykel. Herif bunlara itelemiş müzeye işte bilmem kaç bin dolara. Adama daha sonra soruyorlar sen bunu nasıl anladın? Vallahi bilmiyorum ama eli bir tuhaf duruyordu diyor. Böyle işte bir heykel, bir eli var. Şimdi bu o adama duygusal olarak gelen bir mesaj. Onu görünce aman diyor bunda bir sorun var. Mesela dersin ya kötü bir şey hissediyorum falan. Onun gibi bir his. Şimdi bu sistem aslında bugün bizi insan yapan, zihnimizin ve zekamızın ne yönde çalıştığını belirleyen gerçek sistem. Bizi dinleyenler niye dinliyor zannediyorum? Bu lafları başka kimse söylemiyor mu? Burada duygusal bir şey var. İnsanlar onu algılıyorlar. O duygudaşlık özellikle video midye üzerinden de kurulması bir tık daha kolay. Hani birebirken daha kolay ama bilmiyorum siz aynı şeyi hissediyor musunuz? Ama videodan izleyince de bir şey oluyor. Ve aslında beğendiğin ya da beğenmediğin şey o oluyor. Mesela bazı adam izliyorum ben. Harika bilgiler veriyor. İçim daralıyor. 7 dakikalık video 3. dakikada kapatıyorum. Bir şey var sıkıyor beni yani. Çünkü o mesela o ne bileyim böyle papağan gibi anlatıyor gibi geliyor bana. Ya da, ya da niyeti iyi. Şu niyet, ha, niyet, niyet işte, meselesini önemserim ben. Yani hani kuantum fiziği işte. Aha yani hani başlangıçta ki niyetinin ne olduğu aslında olan olayın tümünü tanımlar ya. Yani hani ne için yaptığın, neden yaptığın, hikayesinin de ne olduğu falan hikayesi. Belki bu olabilir. Niyeti seziyoruz biz. O bahsettiğim video evet. örneği için söylüyorum. Çok güzel bir şey söylüyor olabilir ama iyi niyetle anlatmıyormuş gibi. Niyeti hayvanlar da seziyor. Bu arada bununla ilgili bilimsel veri var mı gerçekten? Kahve içeceğim bunu kesersiniz. Vallahi içmem lazım. Canım çekti ne yapayım? Bilimsel veri var. Hayvanlar da. Tabii bir kitap tavsiyesi daha. Rupert Sheldrake. Biri beni gözetliyor. Nasıl kitap ismi? Enselerinden bakılan insanların o enseden bakışı nasıl hissettikleri üzerine yapılan deneyler var. Köpeklerin ve kedilerin yani ev hayvanlarının sahipleri alakasız saatlerde eve gelse bile nasıl önceden hissettiklerine dair bunların telepatik yetenekleri gibi yeteneklere dair kanıtlar var. Artı kötü niyetli bir insanı hemen nasıl sezdiklerine falan filan dair çok enteresan bir derleme. Tabii muhtemelen gene bazı meslektaşlarım Rupert Sheldrake'i referans verdiğim için beni gömeceklerdir. Hiç mahsuru yok. Rupert Sheldrake bizim bilge biyoloğumuzdur. Çünkü çok kitabın dışından şeyler söyler. Öpüyorum kendisini. Türkiye'ye getireceğim bu arada inşallah. Getirelim. Ona bir şey yapalım. Getirelim. Ama yapay zeka bu yakın dönemde bizim başımızı çok ağrıtacakmış gibi görünüyor. Daha doğrusu sadece yapay zeka değil. Otonom teknolojileri de. Tabii. Yani bir, bu belli mesleklerin kaybolmasına, belli mesleklerin gelmesine falan. Gelecek bir tuhaf geliyor ve hızlı geliyor. Güldür güldür geliyor. Gelecek 5 senenin değiştireceği şeyler çok büyük şeylerden bahsediyor. Bir düzelteyim. Yani. O gelecekte yaşıyoruz şu anda. Evet, yani şu anda onun içindeyiz zaten. Öyle beklememiz gereken evet. bir durum değil yani. Kimlerin çocuğu var? Peki kimler çocuk? İkiniz ayrı ayrı sayın. Kimler çocuk? Şeyde üniversitede kimler var? Şu anda üniversitede okuyan. Bunlar hep çocuk ya. Evet, doğru. Ali de okuyor. Peki yakın gelecekle alakalı yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde ne iş yapacağınız, nasıl yapacağınızla alakalı kaygınız var mı? Bak şimdi millet bırakıp gidecek yemin ediyorum. Ben iki tarafa da sordum. Yani çocuğu olanlar kendi çocuğu için nasıl endişeleniyor ya da aklına ne geliyor sordum. Çünkü bu bir endişe diyaloğu oluyor çoğunlukla. Ya da kendisi çocuk olup önümüzdeki 3-5 sene içerisinde ne yapacağızla alakalı planların içerisinde. Ne düşünüyorsunuz? Sorusu olan var mı bu konuyla nasıl alakalı? Nasıl düştüler farkında mısın? İyiydik böyle. Ben bunu her derste yaparım zaten beni bilenler biliyor. Tamam çok dertlisiniz ama soru yok sanırım. Konuyla ilgili akla yorum gelen. Da yok. Ne yapacağım? Hiçbir şey yapmıyorum. Allah kahretmesin diyorlar. İşim olmaz. Nasıl, bunun üzerine zaten bugünkü konumuzun içerisinde vardı. Bunun üzerine muhabbet edelim bir şeyde. Yani bu yakın geleceğe nasıl hazırlanacağız? Bir yetişkin olarak da, bir çocuk sahibi olarak, bir ebeveyn olarak da ya da 20'li yaşlarda biri olarak da. Yani gelecek
teknik olarak önümüzdeki 5 yıl bizi neler bekliyordan başlayalım. İstersen o bölümü ben birkaç tane bir şey söyleyeyim. Bildiğimi zannettiğim bir şeyler var. Sonra da duygusal olarak biz buna nasıl ya da düşünsel olarak nasıl yaklaşacağıza bakalım. Ben bilmiyorum çünkü önümüzdeki 5 yılda ne olacağını net. Benim cevabım çok kısa. En son yine yeni gayet nitelikli araştırmalar gördüm. Bu biraz piyasa ekonomisinin kendilik karşılıklı oyunuyla da ilgili ama bir kere elektrikli araçlar belirgin şekilde 5 yıl sonra hayatımızda olacakmış gibi görünüyor. Bu tüm petrol istasyonları, akaryakıt istasyonlarının tipini, yapısını değiştirecekmiş gibi görünüyor. Ama çok önemli bir sosyal değişim var. Bizim farkında olmadığımız belli bir desibelde, özellikle kentte yaşıyorsak, devamlı bir gürültü seviyesi var. O gürültü seviyesi çok aşağıya inecek. Yani yolda, sokakta, caddede yürürken biz birbirimizi duymakta zorluk çekiyoruz duygusundan. Birden daha çok doğa sesine terk ettiğimiz bir dünya gelecek mesela. Bu da pozitif bir şey. Bir şey de yani. Yalnız doğa sesi yok artık, onu da söyleyeyim. Ya yine şurada Beşiktaş'tan yürüyerek geldik. En azından ağacın hışırtısını otomobil sesi yüzünden duyamıyorduk. Kırlıkta da yok. Öyle konuda çalışmalar var çünkü. Hayvan ve bitki popülasyonu düştüğü için iyice. Ha. O ses kayıtlarını karşılaştırıyorlar. Artık doğada da ses kalmadı. Sadece şehir içinde değil. Olduğu kadar. Bayağı sessiz olacak yani en azından. Şeyde. Ama hani elektrikli araçların ötesinde cayır cayır otonom teknolojileri geliyor. İlk araçlar bu arada çıktı. Tesla bununla alakalı ilk satışlarını yapıyor artık. Standart, yani otomobili kullanmanıza gerek kalmadı. Otomobilin kendisini park edebildiği, parkından çıkabildiğini geçti hikaye. Normal standart yol çizgisi olan her yolda kendi yolunu bulabilen araç organize ediyor. Bu mesela bir kere şoför vesaire kullanımını tamamen azaltacakmış gibi görünüyor. Otonom teknolojilerinin bir üst etkisi de ortak ekonomik sistemler, ekonomiyi ortaklaştıran yapılar oluşacakmış gibi görünüyor. Yani aynı aracı ortak kullanıyor olacağız. Bir paylaşıma açılacakmış. Şimdi Uber falan, bir taksi diye kullandığımız yapıların bir başka hali bu. Algoritma üzerinden kullanabildiğimiz için aynı aracı kullanacağız. Bu araç sayısını %60 oranında azaltacakmış gibi görünüyor. Bu biraz 5 yılı geçebilir ortak ekonomik yapı ama otonom araç bu 5 yılın içerisinde bekleniyor. Türkiye'de bekleniyor bu arada. Bir şey soracağım. Ben 5 yıl içinde bunları görmem diyen kaç kişi var? Bak, reaksiyon bu. Bunlar Türkiye'de önce olmaz diyen kaç kişi var? Bak. Şimdi burada iddiaya gireceğiz. En az gömleğine. Tamam mı? Çünkü 5 yıl önceki teknolojiye bakın, göreceksiniz. Evet, evet, yani önce kendinize iyi bakın, göreceksiniz. Sonra onu da söylersin. Türkiye'de yapay zeka var mı kullanılan? Buradaki herkes kullanıyor arkadaşlar. Zaten şimdi ayrımı zorlaştıran o. Smart telefonu olan herkes yapay zeka kullanıyor. İlkel ellerinden, çeşitli hayatın algoritmalara bağlı ilkel ellerinden bir tanesi. Şimdi bunu sohbetini yaptığımızda şey oluyor da, yani karşımda gerçekten bu iki temelde abi, yani biz onları göremeyiz ya da Türkiye'de görmeyiz hikayesi oluyor ama smart saat var kolunda. Abi diyor, çok uzun süre böyle durunca diyor beni uyarıyor, kalkıyorum diyor, ben şey yapıyorum diyor. İşte o konuştuğumuz yapay zeka o. Yani hani daha gerçekten bir Hüseyin diye bir yapay zeka gelip bizimle beraber oturmayacak yani hani şeyin içerisinde. Hüseyin değil olurdu ya. Yani, merhaba Hüseyin. Güzel abi, merhaba. Yani hani bu kadar, yani hani bu ve bunun gibi geliştiği şeyler. Ya da işte gerçekten şu anda yapmaya başladı fiziken, kalp krizi riski hesaplayabiliyor kolunda taşıdığınız saat. Önümüzdeki 5 yıl boyunca daha çok bilgi biriktirdiği için daha fazla insanın hayatını değiştirecek. Uyararak hastaneye gitmesini sağlayacak. Yapay zekadan kastımız bu ve şu anda fiziken hayatımızda. Önümüzdeki 5 yılda sadece bunun teknolojileri çok daha etkin ve yaygın şekilde. Bu arada saatten daha yaygın da ne hale dönecek bilmiyoruz da. Yani daha etkin bir şekilde kullanılacakmış gibi. İçimizde. İçimize girecek. Mesela ilk Türkiye'de ne zaman belli bir elektronik cihazı kendi bedenin içerisine yerleştirmeyi kabul edenler ne zaman çıkacak belli değil ama çok yakında bunlarla karşılaşacağımızı zannediyorum. Birinç teknoloji çıksın, ben okey derim. Hiç problem. Ya ben diyemem galiba ya. Derim. Gerçi bakarım tabii. Çok büyük değilse. Yani tutup da takoz gibi ucu telefonu olmaz şimdi. Ama ilki öyle olacak. Hani şurada şöyle bir kutu. Evet, kibrit yani kutusu gibi. Öyle olmazsa sevin. Yok, ona göre minareyi çalan kılıfını hazırlayın. WhatsApp kaç yıl önce kullanmaya başladık? Bilen var mı? Kaç yıldır WhatsApp var? Evet, iyi soru bunlar. WhatsApp. Konum gönderme teknolojisi olmadan ne kadar süredir ne buluşmuyorsunuz yani? Ne kadar süredir konum gönderiyorsunuz birbirinize? Yok diye şaşırıyorum. Konum gönderemiyorum diye. Evet yani benim akıllı telefonum Allah Allah. Ya kaç sene? Ya buna inanılmaz.
kim derdi ki size, ben ilk İstanbul'a geldiğimde hatırlıyorum. Ya İstanbul'da taksi şoförü nereye giderse gitsin, Anadolu ya da Avrupa yakasının içinde telefonu açıp da haritaya bakacak. Bugün bunu herkes yapıyor. Çünkü trafiği söylüyor. Kaç senedir var. Fena durum, fena. Sorum belki konuyu dağıtacak bir soru. Dağıtın, o yüzden tereddüt ettim ama. Toplarız biz. Tamam. Bu yapay zeka ile ilgili konuşulduğu zaman, bir de sizin genellikle programınızın formatı ve ilgilendiğiniz alanlar ya da sizi dinlemeyi seçen insanların ilgi alanlarına baktığımda beklenti şu yönde. Evet, biliyoruz artık içimize kadar girdi. İşte bir yerimize çip olarak takılacak. Yapay zeka ile yaşayacağız falan ama Türkiye'de mesela bunun şu anlamda, etik anlamda çalışmaları yapılıyor mu? Mesela işte Facebook'un davası, işte Elon Musk'ın ona tepkisi vesaire, hani bu tür şeyler burada yapılıyor mu, çalışılıyor mu? Ben bir tek Zeynep Tüfekçi'yi biliyorum bu konuda çalışan. İnsanlar hani çalışıyor tabii ama size bir şey söyleyeyim, inanmazsınız, Wikipedia kapalı Türkiye'de. Ha, onu yani kanuni işi halledemediğimiz için, bizde kanun çok sonradan geliyor. Bizim bilmediğimiz, kendi aranızda konuştuğunuz öyle tutukluklarınız var mıdır? Masada en başından, ne zaman başlamak lazım? Masada en başından beri Sinan Hoca ile birlikte sohbet ederken aslında gizli gündemimiz bunun etiğini konuşmak zaten. Yani insan olarak sırtını dayayarak da bunun sohbetini öyle merak etmek. Ama doğası gereği ben de, doğası gereği Sinan Hoca da bunu doğaldan merak ettiğimiz için sohbet öyle gelişti. Yani teknolojiden, ikimiz de teknolojiyle çok iç içeyiz ya da buradaki insanların hemen hepsi de teknolojiyle çok iç içe, ama işte bunu sorgulamaya fırsat, gerçekten bir kamu görevlisi, devlet sorgulama teşkilatı, devlet etik bilmem nesi diye bir şey oluşmayacağı ya da olmadığı belli. Bunu sorgulama ister istemez kamudaki birilerine, işte burası da bize düştü diye böyle bir köşeden konuşuyoruz. Aslında tam olarak da bunun etiğini konuşuyoruz. Yani şimdi şu geleceğe, bugünkü az önceki sohbetin konusu, çocukları geleceğe nasıl hazırlayalım ya da yahu biz hangi mesleği seçeceğiz? Yani 5 yıl sonrasında o mesleği yapabilecek miyiz sorusunun cevabıyla ilgili konuşan kimse yok. Herkes köpük kültürde. Yani dijital bağımlılık yaparla alakalı. Herkes bir başlık söylemiş. Altında herkes aynı 3 şeyi söylüyor. Dijital bağımlılık yapar. Günde kaç saat WhatsApp'a giriyor ya da işte Facebook kullanıyorsun. Dışında bir şey söylememiş. Ya bu etik mi değil mi? Kullanmalı mıyız? Kullanmamalıyız? Z kuşağıyla kullanınca, Z kuşağının tarafından baktığında, yani bir göçmen olmayan birinin tarafıyla baktığında, bir yerliyle baktığında dijital dünyanın orijinal dünyası. Şey bir şey değil ki, hani bu bağımlılık gibi bir şey değil ya, adamın kendi bacağına sen bacağın bağımlı mısın denir mi yani? Hani adamın o bacağı işte zihninin bir bölümü. Elbette, ama bu senin bedenine ya da zihnine zarar veriyor mu? İşte bu bir soru. Hem ahlaki tarafı hem teknik tarafı olan bir soru. Bunun üzerine konuşmak gördüğünüz gibi beni de hep heyecanlandırıyor yani. Heyecanlamayacak gibi değil ama bir şey söyleyeyim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya dışı gezegenlerde tapu kadastro mevzu konuşuluyor bak. Adam Mars'a gidecek. Arazi kimin olacak? Nasıl arsa vereceğim ben burada? Bunları konuşuyorlar. Biz de evet. Biz de cennet arsayı konuşuyoruz. Çok güzelmiş. Şimdi bir konuyla ilgili hayaliniz yoksa maruz kalırsınız. Maruz kalıp da suça ya da mağduriyete uğrarsanız kanun çıkarırsınız. Halbuki proaktif iseniz, hayal kuruyorsanız, plan yapıyorsanız, bir taraftan da birileri onun etiğini kütüğünü tartışmaya başlar zaten. Bizim ülkede sorun, biz maruz kalmayı bekliyoruz. Biz niye bu geyikleri yapıyoruz? Birileri coşsun, evde kurcalasın diye. Ben evde yapay zeka yapan adamlar biliyorum yani. Tuhaf tuhaf işler yapıyorlar. Var var. Yani şu anda Türkiye'de bu potansiyel inanılmaz. Dünyanın en büyük potansiyeli var. Ama her şeyi devletten bekliyoruz ya. İşte evdekiler yapsın istiyoruz biz. Çünkü devlet bu işe çok geriden gelecek. Herhangi biri olarak bunun sorumluluğunu almalı mıyız? Evde oturanlardan kastınız bensem mesela. Şimdi ben neden bu topraklarda yapay zeka ile uğraşsın insanlar istiyorum? Bu toprağın insanına ekstra güvenim var. Bu faşizm değil. Çünkü değerleri kuvvetli bir toplum burası. Daha duygusal bir toplum. Daha candan bir toplum. Mesela Türkiye'de anket oranları çok düşük çıkıyor belki. İşte bir Türkiye'de yaşayan, bir tanımadığınız bir insana güvenir misiniz de %18 bizim güveniriz diyenler. Danimarka'da %72. Ama ben güveniyorum. Tuhaf olabilirim. Ama buranın insanın irfanına güveniyorum. Bunlar yaparsa, bizimkiler yaparsa farklı bir açıdan bakacaklar. Yani çünkü Allah aşkına biraz cahiliz dünyanın gittiği yer konusunda. Alev Alat da diyordu, bizi okumamak kurtaracak diye.
Şimdi manipülasyona da az maruz kalıyorsun çünkü. Neyse, inşallah yaparız da bak o zaman etiği de bence her şeyi peşinden gelir diye düşünüyorum. İnşallah. Güzel ama. Bunun içerisinde bir şey ekleyeyim. Aynı şeyi hissediyorum. Az önce yapay zeka ile ilgili söylerken de Çin bunu başka dilde anlıyor. Amerika Birleşik Devletleri bunu başka dilde sorguluyor ya da yapıyor. Gerçekten hani sembolik bir tarifte de bu ikisini de dengeli şekilde yorumlayacak coğrafyanın burası olduğunu düşünmüşümdür. Ya da bunun üzerine birazcık çizgi film hayal de kurmuşumdur. Yani bunu var gerçekten var. Hani ikisini birden doğru anlayıp dengeli bir şekilde üretebilecek bakış açısı organize etmek. Mottomu, sloganımı, slogan demeyelim, sloganlar altı boş şeylerdi ama mottomu tekrarlayayım. Bu coğrafya, azıcık aşağıdan şöyle güneye, Suriye'ye şöyle aşağı doğru uzat. Biraz da şöyle Balkanlara doğru hafif kürele. İşte biraz da Asya'ya. Bu coğrafya bütün dinler, bütün peygamberler, bütün felsefi görüşler hepsinin çıktığı yerdir. Dünyanın geri kalanı buradan istifade eder efendim. Yıllardır, bin yıllardır böyle olmuştur. Bugün yapamıyorsak bu bizim ayıbımızdır. Yani biraz böyle silkinirsek burası kenardır çünkü yani neticede. Evet. Sevinerek. Milli motivasyon cümlelerimizi de söyledikten sonra gerçekten gaz, milliyetçiliği gaz. De yeni dilde yeni öğrenmişken. İnsanlara uyguladığımız ilaçların ya da işte hastalıklara bulmamız gereken tedavilerin tepkisini yapay zekadan tam olarak ne zaman alabiliriz? Hayvan deneylerini kullanmayı bırakabilir miyiz? Bunun yerini yapay zeka alabilir mi? Şu anda hani teknik kısmını ben söyleyeyim. Aslında çok büyük oranda mümkün. Bir kere tıp eğitiminde ya da biyoloji bölümlerinin eğitiminde artık hayvan kullanmamıza gerek yok. Çünkü hayvanların verebileceği bütün tepkileri, bütün maddeleri artık bildiğimiz için onları simülasyonlara yükledik. Yapay zeka bile gerek yok. 20 senedir şey yazılımlar var, simülasyon yazılımları. Fakat ilaç deneyleri bilmem ne işine geldiğinde her ilaç deneyinde denediğimiz kimyasal madde yeni ve canlı kaotik. Canlının her şeyini bilgisayarda modelleyemeyeceğimiz için ne kadar zeki de olsa yapay zeka bizim hayvan deneylerinde elde ettiğimiz verileri veremeyecek. Ha, hayvan deneyinden çok bir şey öğreniyor muyuz desem ben onu da zannetmiyorum. O konuda çok bir şeyim yok. Yani taraftar değilim hayvan deneylerine. Ama bazı durumlarda çok böyle özel koşullarda gerçekten canlıda denememiz gerekiyor ki canlı vücudun reaksiyonunu öğrenebilelim. Onu bilmeden de onu hiçbir yapay zeka programına ekleyemeyiz. Bu kadar hayvan kesilmese iyi olur. Ama ne yapalım? Tıp bunun üstüne oturmuş. Her gün binlerce hayvan kullanıyoruz yani. Önümüzdeki 5 yıl bizi bunlar bekliyor. Peki biz o 5 yılı nasıl bekleyelim? Neye dönüşelim? Sohbet konumuz bu olsun mu? Olsun, güzel bir abdest alalım sabahçı. Zor soru. Yani zor soru derken aslında kolay bir soru. Yani açık fikirle beklemek lazım ama dendiği kadar kolay bir şey değil işte o. Mesela ben sözde açık fikirli bir adam gibi anlıyorum kendimi ama öyle şeylerle karşılaşıyorum ki kendi çocuk çocuğumda. Bir dakika lan diyoruz, beyinciyiz falan ama o da bir yere kadar. Yani bundan sonra ne yapacağım ben de bilmiyorum. Akşam 11'de evdesin değil mi? Yani nereye kadar yani yapacak bir şey yok. Hani hayatın dayattığı bir şeyler var, kültürün dayattığı bir şeyler var. Senin aklının ve izanının sınırları var. Esas problem o. Şimdi bak biraz önce 5 yılda bunların hangisi olur dediğimde buradaki özellikle genç arkadaşım yok abi olmaz. Olacak ama. Hem de bin beteri olacak. Ya bunu şeye işte bizim mesela pederin, babamın ömrü boyunca geçirdiği değişiklik, benim ömrüm boyunca geçirdiğim değişiklik ve şimdi çocuklarımın şimdiki ömürleri boyunca geçirdiği değişikliğe baktığımda çok kolay ben görebiliyorum. Yani benim babam sonuçta işte kovayla su taşırken anlattım ya, bir evden muslukla su akınca karşısında 2 saat oturup akan musluğu seyretmişler. Hayatındaki en büyük değişiklik evde musluktan su akması adamın yani. O öyle bir devrim yaşamış. Öyle ben, tuhaf bir durum var ya. Aynı şey ben de söylemek istiyorum. İlk renkli yayına başladığında şeyde biz de boş boş TRT'nin o renkli şey ekranını bir yarım saat izlediydik yani. Evet evet, siyah dıt eden ekranını izlediydik yani. Hatta bende bir şey vardı. Bu arada onun dışındaki her şey zaten renkli. Biz onun renklenmesini tuhaf. İşte o garip. Şimdi bizim eve ilk renkli, pardon, bizim eve de sonra gelmişti. Amcamlar önce renkli televizyon almıştı. Onlara gittik bir gün. Şimdi televizyonda yayın var. Battlestar Galactica oynuyor, hiç unutmam. Ama siz bilmezsiniz. Eski Battlestar Galactica 86-7 falan. O oynuyor. Hayatımda ilk defa hastası olduğum diziyi renkli seyredeceğim. Fakat ne yapıyorum biliyor musunuz? Yani kendimi alıkoyamıyorum. Televizyona değil, yandaki kütüphaneye bakıyorum. Çünkü periferal görüşümle, yan görüşümle televizyonda renklerin oynaması çok hoşuma gidiyor. Yani direkt bakınca o iş büyüsünü kaybediyor. Çünkü ben hep ne alışmışım? Bakınca burası gri bir şey. Ama şimdi orada renkler dönüyor. Hayatta mesela böyle bir devrim. Fakat bizde bile o devrim 3-5 gün sürdü.
3-5 gün sonra biz alıştık abi renk televizyona. Ama ondan sonra hiçbir yenilik şaşırtmamaya başladı. Yani demin dedim ya, ben hatırlamıyorum mesela WhatsApp'ı bilmem neyi ne kadar süredir kullandığımı. Hani böyle doğuştan hakkınmış gibi geliyor. Yok ki öyle bir şey, daha 2 sene önce yoktu ya. Mesela genç arkadaşlara, belki burada öğrenci arkadaşlardan söylediğim olmuştur. Yemin ediyorum, vallahi diyorum, biz bırak akıllı telefonu, cep telefonunun olmadığı zamanda sözleştik, buluştuk, tanıştık, kaynaştık, evlendik ve üredik. Bunu yaptık biz. Muhteşemiz. Ama bu dönemde zor. Şu anda mesela WhatsApp çalışmasın, kutuplarda kayboldum, kutlar beni yiyecek, Allah'ım ben ne yapacağım, öyle bir psikoloji var yani. Evet, birden sağırlık çınlaması giriyor işin içerisine. Aynen. Ve bir tık sonra bilmiyorum. Birazcık daha konuyu sivriltmek için de söyleyeyim. Adı Acenta olan, ara satış olan şirket ve işlerin %70'e yakını, bunun içerisinde işte otel turizm vesaire var, bilet satışı var, turizm satışı var falan, sigorta satışı var gibi satışlar, önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok ciddi azalacak. Hani 5 ila 10 yıl diyeyim, hani buradaki vadiyi bunu bilemiyorsun. Çünkü algoritmalar giriyor. Şimdi bu da hadi canım diye söylüyorsunuz ama hepiniz neydi turizmle alakalı alışveriş yaptığımız yerin adı? En uygun kom falan mı? Ya Trivago var, en uygun kom'da var. En büyüğü hangisiydi? İsmi aklıma gelmiyor şimdi. Hotels.com var, şey... Şu yasaklanan Booking, şey Booking, Booking. Booking var işte. Yani hani Booking bir algoritma işte kullandığımız yapı olarak. Ve yani biz alışveriş yaparken artık bir turizm acentasına gidip de bir şey sormuyoruz ki. Booking'e gidip Booking'den bakıyoruz işte ne var ne yok falan falanla ilgili. Bakamıyorsun şimdi Trivago'da. Booking yok. Evet. Bizimkiler ekmek yesin arada yani. Tabii. Şeydi. Bu değişecekmiş gibi görünüyor mesela. Birçok mesleğin kendi içinde de böyle bir tuhaf dönüşümü var. Bu arada bununla alakalı ilk düşünmeye başlayınca fark ettim. Yani gerçekten birçok velinin sorunu, çocuk eğitim alacak ve hani birden boşa geliyor yani. Hani çocuk mühendis olsun diyordu ama konu boşa çıktı. Vallahi yani abi mühendis olunca anda... iş bulabilir. Daha doğrusu öyle bir iş kalacak mı belli değil. Bırak diploma, zaten diplomalar patladı da. Ha. Diplomalardan sonra alınan özel sertifikasyonlar var ya, bilmem ne eğitimine gittim. Psikolog kaç, potansiyel psikolog kaç kişi var burada? Psikoloji öğrencisi. Bak bir sürü terapi, merapi, vırtsırt eğitimine gidecekler. Tırt. Yok yani, yarın bir gün geçerli yol kalmayacak onların. Gene neyse, psikoloji biraz daha şey olabilir mesela, bu işte bilmem ne terapisi. Yapay zeka biraz arkadan yetişir. Evet. Ama her türlü beceri eğitimi. Ya işte ben mesela o kadar bak yabancı dil öğrenin, beyni geliştir diyen adamım. Yavaş yavaş şey noktasına geliyorum. Yani çok zorlanıyorsan öğrenmene gerek de olmayabilir. Çünkü en yakın hedefler arasında anlık çeviri var. Mesela Google'ın bu konuda çok yakında büyük bir hamlesi olacak. Evet. Anlık hatta yaptılar bir bölüm tabii de. Tabii dünyadaki 100 küsur dilin hepsiyle aynı anda anlaşabiliyor olacaksın. Şimdi bu lastiği patlatır abi. Senelerce düşünsene İngilizce öğrenmeye çalışıyorsun. Adam geliyor, hello, bienvenuta, bilmem bir şeyler söylüyor orada. Yani senin dilin neyse oradan ve gayet doğal olarak konuşabilecek. Böyle bir durum var. Şimdi buna hazır değiliz. Bak ben de hazır değilim. Ben hala diyorum ki ya şu İngilizceyi oğlum halletsene falan. Çocuk ne diyorsun baba sen? Diyecek bana yakında ve haklı olacak bunda. Ama şey desek mesela, hadi başlangıcını yapayım çözümle alakalı. Yani mesela öğrenmeyi öğrenmek galiba şu kendini tanıma hikayesi başlangıç olacak gibi görünüyor. Yani o şimdiye kadar biz nasıl öğrendiğimizle hiç ilgilenmedik. Ne öğrendiğimizle ilgilendik? Bunu öğrendik mi? Gitar çalabiliyor muyuz? Falan falan hikayesi. Ama öğrenmeyi, ben nasıl öğrenen biriyim? Görerek mi? Duyarak mı? Zihnim nasıl çalışıyor? Falanını öğrenmek galiba bir ana beceri olacak. Çünkü mütemadiyen öğrenme, yani o sürekli öğrenme diye bir eyleme geçiyoruz değil mi? Yani belki iş hayatımız, aynen, dediğimiz şeyin yarısını, günde 8 saat bunu harcıyorsak belki de 4 saatini yeni bir şeyi öğrenmeye ayırmak zorunda olduğumuz bir süreç başlayacakmış gibi görünüyor. Bu çok tuhaf bir değişim, kültürel de bir geleceğin değişim. Geleceğin omurgası bu. Yani geleceğin omurgası başarılı olacak insanlar, öğrenebilen, öğrendiklerini değiştirebilen, Alvin Toffler'in sözü, öğrendiklerini öğrenmemiş gibi kafadan değiştirebilenler falan olacaklar yani. Bu insanlar başarılı, bu insanlar inovatif olacaklar. Şimdi bunun için de bak bugün bunun sinyallerini görüyoruz. Bize internetten gelen soruların çoğu, mesela işte Şeyma ile soruyorum çekerken Açık Beyin için. Oraya gelen soruların çoğu, şunu nasıl öğrenirim, bu kapasiteyi nasıl arttırırım, bunun üstüne nasıl koyarım. Halbuki bizim hep anlatmaya çalıştığımız şey, acık sabret, mevzuyu bir anla,
Ondan sonra kendi yöntemini geliştir. Çünkü dediğin gibi hepimizin zihni farklı çalışıyor. Şimdi birinin piyano öğrendiği yöntem öbüründe çalışmıyor ama belki o öbürü piyanoda daha kabiliyetli olabiliyor. Hmm. Ama onun yöntemini buna uygulayınca o sistem gitmiyor. Oysa başka bir tür ödülle, başka bir tür ritimle, başka bir tür motivasyonla çalışıyor. Dolayısıyla keşif süreci artı bir de bu işin temel teknik özelliklerini bilmek. Yani insan beyni dediğin şey öyle efendim belli bir sürede belli bir sayıda tekrarlayınca öyle olmuyor. Aşkı var, şevki var, bilmem nesi var arkada bir ton. Hani istim dumanı var yani onları bir sağlamak gerekiyor. Bir de mesela felsefe çok, şu felsefe hep itilen çocuğudur ya bu bilim dalı eğitimlerin içerisinde. Yani hani o küçük oğlandır falan felsefeye gidene hobici diye bakarlar falan yani hani şeyde. Galiba felsefe iktidarı geliyor. O sormayı öğrenme, varlıktaki ana soruları bulma. Hani biz nasıl, niye var olduk, evren nasıl, o sorularla ilgili cevaplarla ilgilenmeye ihtiyaç duyacakmışız gibi geliyor. Bunu bu arada teknik bir şey için söylüyorum. Yani hani yapay felsefe, zeka bunu da yapamayacak bu arada. Yapay zeka bunu yapamadığı gibi bizim bir şey öğrenmemiz için önce hani senin tanımını kullanayım, bu güzel bir şey. Yani kadim temel değişmeyen bilgiyi bilmek, sırtını ona dayayıp sonra yeni gelen bilgiye. Çünkü yeni gelen bilgi devamlı değişecek ve eklenecek, belli ki böyle. Ya bizim neredeyse her ay bilimsel anlamdaki bildiğimiz bilgiye bir şey ekleniyor ve değişiyor ve biz bu günlük hayatımızı etkiliyor. Nasıl yediğimizi etkiliyor, nasıl uyuyacağımızı etkiliyor, nasıl çalışacağımızı etkiliyor, iş hayatımızı etkiliyor. Şimdi birçok büyük yapı, firma, ticari yapı akademi kurmak zorunda kaldı kendi içine. Çünkü o adamın kullandığı teknoloji değişiyor, program değişiyor, onu öğretmek zorunda. Yani hani o akademiler hobi olsun diye, hava yapalım diye kurulan yapılar değil. Üniversite hani, gibi bazı özel şirketlerin... Yani mecbur çünkü o beraber çalıştığı insanları devamlı yeni bir şeyle ilgili eğitmesi gerekiyor. Yani eskisi gibi ben bu bilgiyi öğrendim, işte üniversiteyi de okudum 4 sene, elimde bir mesleki beceri durumu var. Önümüzdeki 20 yıl boyunca bu mesleki beceriyi uygular, milim milim de üzerine bir şeyler ekleyerek geliştirirsem de işte bu da title'ıma pozitif etkiler diye bir durum yok. Yani aynı meslek, aynı title'ın içerisinde mesela pazarlama müdürü diye bir vasfın altındaki adamın şimdisiyle bir yıl sonrası arasında %50'ye yakın argüman teknoloji değişikliği var. TikTok geliyor reklamla alakalı. Konuyu bilmezsen pazar kaçıracaksın. Yani hani... Ya tıpta bile bizim rahmetli bir doktor arkadaşım vardı, kendisini rahmetli anıyorum, Murat Derbent. O söyledi, ben Hacettepe'den mezun olurken kesin değişmez diyebildiğimiz tıbbi gerçeklerin %50'sinden fazlası değişti. Ama bunlar şey... Yani işte ishal olan çocuğa su verilir gibi bilgiler. Yani çok böyle harcı hale, işte yumurta yemeyin falan gibi. Şimdi bunların bu kadar değiştiği bir vasat zaten bilginin doğasında var. Bir de şimdi bu yeni dönemi düşün. Yani fıttırmamak elde değil. İşte ya demin güzel bir şey söyledim. Bak daha önceki bölümde de söylemiştim bölümlerde. Felsefe dediğin şey felsefe değil. Filosofiya ya bilgiyi sevmek demek. Bilmeyi sevmek demek. Bunu kaybedersen. Yani felsefe bölümleri kapanırsa, felsefe yapma yavrucuğum olursa, ya yapma ama felsefe yapma diyoruz ya, o zaman ne olur? Algoritma olursun. Yükleneni yaşarsın. Yani sana verileni yaşamak zorunda kalırsın. İşte bu önümüzdeki dönemin bizim bireysel hayatımız açısından en büyük tehlikesi. Manipülasyonun dibini göreceğiz. 3 kere like attıktan sonra adam senin ciğerini bilecek, senin hayatını istediği yöne yönlendirebilecek. Ama sen taraftan bilgiyle alışverişini devam ettirirsen, sorarsan aga ben burada ne yapıyorum, bu cep telefonuna veri sağlamak için mi bu dünyaya geldim falan gibi böyle uyanış soruları başlarsa bu şey için, müesses sermaye için ciddi de bir problem. Gerçek bir merakla sana bir soru soracağım şimdi. Bunu çok kritik bir konu olarak görüyorum kendi içinde de. Bunun sohbetini yapmak da hoşuma gidiyor. Bu önümüzdeki 5 senede değil ama bir 20 sene içerisinde gerçekliğe dönüşecekmiş gibi görünüyor. Biz toplumu organize ederken topluma verdiğin fayda kadar değer alıp bu değeri paraya da statü olarak pozisyonlandırıyoruz. Yani toplum bizi, yani toplumu sistemi bir başka yapı olarak görsek, sen topluma ne kadar fayda organize edebiliyorsan, bu popüler fayda, magazin, eğlence de olabilir, bilim, sanat, teknoloji bilmem ne de olabilir. Ne kadar fayda üretiyorsan toplum da sana o faydanın karşılığında bir sayısal değer veriyor aslında. Bir metre ölçüsü ya da bunu para olarak ya da bir statü ya da bilinirlik olarak veriyor. Ya da takas gibi bir şey. Takas gibi bir şey. Fakat bu yapay zeka ile beraber bizim topluma verdiğimiz fayda gittikçe düşecekmiş gibi görünüyor. 20 sene sonra, şimdi hani nasıl düşecekmiş gibi görünüyor, hani geçmişteki örneğini söyleyelim.
siz işsizken devlet size işsizlik parası vermek, biz 20 yaşındaki halimize buna mabadımızla gülerdik. Hani devlet bize işsiz olduğumuz için para verecek diyor. Yoksa şu anda işsizlik maaşı alıyor herkes. Türkiye'de çok ciddi bir kısım da alıyor. Bu arada fazladan para varmış. Bununla ilgili okuma yaptım. Fonda birikmiş fazla para varmış. Bence işsiz olmanıza gerek yok. Ya, evet evet. Yani hani devletin ödeyeceği para varmış konuyla ilgili. Şimdi yakında vatandaşlık maaşı diye bir prototip üzerine deney yapıyorlar. Bu arada 20'ye yakın ülke yapıyor. Yeni Zelanda yapıyor. İran yapıyor. Kongo yapıyor. Hani şeyde. Kongo'daki de Amerika yapıyor da. Yani şeyde ama Kongo'da yapıyor. Şimdi mesela şey konuşuyoruz. Haftada 3 gün tatile çıkartalım artık değil mi? İlk şeylerini görmeye başladım. Yani artık hani o kadar çalışmak zorunda da değiliz. Ne kaplayacak bunun yerine? Otomasyon kaplayacak. Yapay zeka kaplayacak falan. Yani oradaki insan gerektiren gücü, her konuştuğun firmada, her danışmanlık verdiğin firmadaki konuşma, eleman sayısını azaltmayı planlıyoruz. Onun yerine yazılımlar vesaire, o işi daha otomasyona bağlamak istiyoruz. Kötü niyetli değil bu arada, işin kalitesini arttırmak tabii için ki. Bunu böyle planlıyor. Akıllıca olanı bu. Şimdi tamam, biz gerçekten hani her şeyin mutlu olduğu bir dünya, Heidi ve Pollyanna ortak yaşıyoruz. Bu mutlu olduğumuz dünyada biz haftada 2 gün çalışıyoruz, hatta artık hiç çalışmıyoruz. Devlet de bize çalışalım çalışmayalım, devlet ya da artık dünyanın kendisi bize bu konuyla ilgili yeme içmemiz için gerekli olan standart parayı da veriyor. Biz nasıl örgütleneceğiz? Değerler kalmadı, değer ve statü kalmadı. Hani biz kendi kendimize nasıl yapacağız, nasıl pozisyonlanacağız? Bir kere güzel hakikaten birisi bunun bir bilim kurgusunu yazsa da görsek. O kadar geniş hayal gücüm yok ama değer bitmez. Yani değerin tanımı zaten işte ulaşılmayan, ulaşsa da bitirilemeyen şey demek. Bir nevi kavramlar onlar. Şimdi bu durumda yeni bir kere bir dünya ortaya çıkacak. Niye devletler maaş verme simülasyonu yapıyor? İşsiz güçsüz tonlu adam olacak. İşte Harari'nin gereksizler dediği bir sınıf türeyecek diyor ya. Şimdi bunları bir şekilde rayda tutman lazım. Tabii ki burada işte yapay zeka ile ucuz iş gücü dolayısıyla bol ürettiğin değerden bir şekilde pay vereceksin. Bunu bir hani kapitalist zekat olarak düşünebilirsin yani. Her tarafa dağıtacağım bunu. Fakat burada şöyle bir sorun çıkacak. İnsan hiçbir zaman mesela neden sosyalist sistemler çalışmadı? Artı değeri üreten dedi ki niye devlete veriyorum abi dedi. Vermem ki ben falan. O işte eşitlik sağlanamadı. İnsan fazlasını istiyor. Şimdi o aldığı belki karnını doyuracak. İşte asgari ücretten bir tık yüksek olursa aslında hani fena bir ücret değil gibi düşünebilirsin kişi başı. Ama adam diyecek ki bu değil ki ya. Orada yani benim, dünya benim. Şimdi insan böyle dünyayı versen doymuyor biliyorsun. Burada işte hayatta kalabilenler, öne çıkabilenler o yeni kültürün yeni mesleklerini, yeni işlerini icat eden dünya olacak. Benim mi? Ya mesela bunu şu çocuklara, üniversiteye yeni girecek çocuklarla çok odak grup çalışması falan yapıyoruz ya. Yani çocukların çok ciddi bir bölümünde belki 5 yıldır gördüğüm bir şey. Çok da dünya umurunda böyle bir kariyer beklentisi yok, istemiyor. Ya da öyle işte... Çünkü şimdi soruyorsun. Bak bir evlensin, barklansın. Mecbur kalsın. Abi bilmem ne mobilyanın taksidine bir girsin. İşte girin, belki de komşusu, girin. Komşusu cipi bir alsın. Ama bunların hepsine şey geldi ya karşılığına. Karşı modalar da oluştu. Hiç eşyasız yaşama. İşte marjinal. Ben hala söyleyeyim. Marjinal. Bak ya ben yani evrim ve hayvan davranışını biraz bilen bir adamsam. Bizim herkes dünyayı isteyecek mi? Abicim yani dünyayı ver Mars'ı ister. Öyle söyleyeyim sana. Sadece dünyayı istemez. Hayır, meraktan, enerjiden ister, görmeyi ister de elde etmeyi isteyecek mi? Yani isteyecek. Ya yani ama hani kere... geçenlerde konuşmuştuk. 1 milyon liranın üzerinde paran olsa ya da 1 milyon dolar ne kadardı? Yani altın musluk yapmanın bir anlamı olmadığını herkes çözdü ya. Ama yani, işte Araplar bazısı yapalım. Ve çoğu onu yapacak. Yani bu mesela bizim konuştuğumuz, biz bu mesajları niye vermeye çalışıyoruz? Kamil insan olalım. Zaten dünyadan geçiyoruz. Bir lokma bir hırka yemezler abi. Bunu çok az adam takip edecek yani. Ben de öyle değilim ki. Yani ben bunun vaazını veriyor değilim ama işsizlik maaşıyla, daha doğrusu devlet vatandaşlık maaşıyla bir toplumu huzur içinde tutabileceğini sanmak biyoloji bilmemektir. Antropoloji bilmemektir, evrim bilmemektir. Şimdi bu insanlar arıza çıkaracak. Ve insanın benim yaptığım bir tanımı var. Başka bir kitapta görmedim bilmiyorum. Karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı. Yani aç olsa gene bak bir mücadele olur, bir şey olur. Anlatabildim mi? Bir eye of the tiger yani yaparım. Ama sen adama asgari yaşam koşullarını sağlıyorsun diyor ki bir üstü nerede? Onu veriyorsun öbürü nerede? Derken işler büyüyor. Yani insanın o doymayan işte adına bizim kültürde nefis dediğimiz tarafı. Bunu herhangi bir devlet düzenlemesi ya da parasal ekonomik sistemle sağlayamayız.
Bunun için değerlere ihtiyacımız peki var. Peki bunu öğrenebilir miyiz bu değerleri? Yani normal aldığımız eğitimin içerisinde mesela böyle bir eğitim organize etmek mümkün olur mu? Hayal kuruyorum, fantezi. İlkokuldan itibaren bir yandan işte felsefe öğreniyorsun, bir yandan kendini keşfediyorsun, öğrenmeyi öğreniyorsun. Bir de değerler ekonomisi öğreniyorsun. Değer dediğin. Abicim iyi bilen birisiyle Efes harabesini gezdirdiğin bir çocuğun aklı başına gelir. Yani Efes'in başına geleni anlat. O dönemin en pik, işte en zirve medeniyetlerinden bir tanesinin nasıl battığını anlat o çocuğa. Evine dönünce aynısını kendi sokağında görecek çünkü. Şu anda o moddayız. Yani Efes'in batmasından bir tık gerideyiz. Aynı şeyi yapıyoruz, onu fark edeceğiz. Mesela tabiattaki döngüler. İşte geçen bizim Açık Bey'in ofisinde bir seminer vardı. Bizim Hamdi Ergül çok güzel bir seminer yaptı. Medeniyetler tarihine fraktal bakış diye. Yani ben o kadar anlatıyorum. Mesela bu açıdan hiç bakmamıştım. Çok çok güzel bir örnek verdi orada. Kule inşa etme alışkanlığı mesela. İlk şeyle başlıyor. Babil Kulesi. Arkasından efendim o Azteklerin ziguratları. Mısırlıların piramitleri. Efendim işte geliyorsun yüksek yüksek yapıyorum. Şimdi bakın bizim gökdelenler. Uzağa gitme İstanbul bunlarla dolu. Bunların hepsi ne zamana denk geliyor? Çöküşten az önce. Çöküşten az önce ben Tanrı'ya ulaşacağım, işte mızrak saplayacağım, yok ben çıkacağım, aman kapital, arazi pahalandı dikeyim. Hep aynı kafa. Ve bunların hepsi Tanrı'yla sidik yarıştırma olarak geçiyor tarihte. Bugün de farkı yok. Diyor ki yani dünyanın kaynakları sınırlı, sen bana sınırlı vermişsin. Umurumda değil. Senin kuralını tanımıyorum, yardıracağım ben. Yani tüketebildiğim kadar tüketeceğim, üretebildiğim kadar üreteceğim. Aynı Babil Kulesi, yani bugün gördüğümüz gökdelen Babil Kulesi'nin arketipik bugünkü yansıması. Şimdi böyle baktığında biz aynı yere gidiyoruz. Değer öğretmek hiç zor değil. Ama kafayı içinde yaşadığımız matriksten çıkarmamız lazım. Bu matriks bize doğal geliyor. Her yeni çıkan cep telefonunu alma hakkını kendimizde görmemiz. Mesela Interstellar filmini niye 100 kere seyrediyorum? Orada bir tane diyalog var daha en başında. Uzay feza işleri başlamadan. Kayınpederi diyor ki ona bahçede otururken. Benim bir zamanlarda dünya festival gibiydi. Deli gibi alıyorduk. Yeni çıkan her şeyi alıyorduk. Ve hep böyle gidecek zannediyorduk. Bu böyle gitmeyecek. Ama bu herkesin bildiği bir şey olmasına rağmen ölüm gibi. Kimsenin umursamadığı bir şey. Ve ben bugün işte tamir ettirebileceğim bir aleti çöpe atarken bir ekolojik felakete katkı yaptığımı entelektüel düzeyde biliyorum. Ama primat diyor ki sen ne almayacaksın ya bırak o diyor tasarruf. Bırak tut. Sen diyor boş ver. Ve şöyle bir şey var bak. En önemli hastalık şu insan topluluğunda. Ben hata yapabilirim. Ama senin peygamber gibi olman lazım. Sen kusursuz olacaksın. Sen siyasetçi olsan seni gömerim. Ama aynı şeyi ben evde yaparım. Problem yok. Şimdiki zamanın hikayelerine bunun içinde tutsak kaldığımızı düşünüyorum. Bugünlerdeki yaşadığımız en temel duygu bu şimdiki zamanı çok övme üzerine dayalı. Şimdiki zamanın hazlarını övme üzerine, bunu böyle yaşama Aynen. üzerine dayalı. O yüzden hemen herkes işte yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü ülkesini değiştirebilecek kadar zihinsel olarak rahat hareket ediyor. Çünkü şimdiki zamanı önemli. Geçmiş ya da geleceğinden daha çok. Şimdi yemek istiyor, hak ettiğini düşünüyor. Yani bunu madem görmek, geldik bunu, gidiyoruz. Bunu madem geldik gidiyoruz hikayesine. Ama şöyle düşünüyorum, iyi korkular başka öyküler de yaratabiliyor. Yani bu başka bir korku, iklimin değişeceği korkusu, işte dünyayı uzaylılar istila ediyor korkusu, bir şey korkusu bilmiyorum yani dünyayı etkileyen korkular var. Başka korkular birdenbire tavrımızda, davranışımızda belki de geleceği hesap etme hikayeleri organize edecek bize. Tabii zaten geleceği işte, övgülediğimiz, statülediğimiz. Aynen o kadar yozlaşamayacağız çünkü tokat ağır gelecek ve yakında gelecek. Yani karbon salınımını çok önemseyen adamların evet. ciddi sayıda olduğunu öğreniyorsun azıcık yurt dışıyla bağlantı kurunca. Mesela bunu o başka bir öyküye inanmış. Yani o dünyanın bir bütün olduğuna, 7 milyar insanla beraber olduğuna, kendi kaç kere uçağa bindiğini, dünyayı değiştirdiğini fark etmiş ve bu salınımı hesap eden bir yaşam yaşayabiliyor. Mesela bu bir korkuyu fark etmek, bir korkuyu öğrenmekle alakalı. O geleceğindeki bir şeyi fark etmiş, daha çok sayıda insanı fark etmiş. Şu cehalet mutluluktur lafı tam bu devir için geçerli. Yani bilmezsen çok güzel dünya. Ama şu anda yediğin her bir paketli ürünün, attığın çöpü, nelere sebep oluyor? Bilmeye başladın mı? Vallahi yediğin ne olursa olsun tadı kaçıyor. Yani işte o yüzden o bilinçli farkındalık zor bir şey bu devirde. Dünya löpür löpür götürürken sen kendini burada acuza gibi oturmuş buluyorsun. Yani yap aman ekolojik ayak izim çok olmasın falan filan. Herif götürüyor orada. Mesela bak daha önce konuştuk. İşte götürüyor da tuzağına düşecek miyiz yani? İşte o yani. Şöyle bunu
bunu da manipüle ediyorlar hocam. Bak şimdi daha önce konuştuk mu emin değilim ama et, her gün et yeme hikayesi. Ben bunu çok anlattığım için belki daha evvel konuşmuşuzdur. Şu anda hatırlamadım bu. Her gün et yiyebiliyoruz ve çoğumuz her gün de et yiyoruz. Bunu hiç garipsemiyoruz, bunu bir hak olarak görüyoruz. Sonra diyorlar ki dünyanın su kaynakları azalıyor. Banyoda az su harcayın. Arabanızı foş foş yıkamayın falan. Bunlara öğüt veriliyor değil mi? Hı. Leonardo DiCaprio'nun çektiği bir belgesel var. Conspiracy diye. Herkes izlesin. YouTube'da mevcut. Şey, YouTube'da yok da Netflix'te falan var herhalde. Çok basit bir analiz yapmışlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar banyoya, temizliğe, kişisel bakıma, araba yıkamaya ne kadar su harcıyor? Hayvancılık için ne kadar su harcıyor? Yemin ediyorum şu anda size grafiği göstermek isterdim. Bütün Amerikalının kullandığı su şu kadar bir yüksüğü dolduruyor diye düşünün. Öbürü koca bir silo kadar. Binlerce katı suyu biz hayvan dışkılarını, etlerini bilmem ne üretmek için harcıyoruz. Neyi nereye harcadığımızın farkında değiliz. İnsanın fabrika ayarlarını bilsek biz, nasıl organize edildiğimizi bilsek, her gün et yemenin bizi nasıl öldürdüğünü fark etsek. Bunu başta kendime söylüyorum. Çünkü bu bağımlılık artık, alışkanlık. Et yemeden doymuyorum, ekmek yemeden doymuyorum. Orijinalimizde bu yok ama her gün yediğinde işte dünyayı böyle batırırsın. Şimdi bu rahatsızlık verici bir bilgi. Bunu gördüğün zaman bir dakika diyorsun ama işte burada önüne bir seçenek çıkıyor. Fail mi olacağım ya da kurban mı olacağım ya da hiçbir şey umursamayacağım mı? Fail olmazsan kurban olacaksın. Denklem bu kadar basit. Fail olmak ne demek? Bunu yayacaksın. Dedin ya ileride bir sürü iş bitecek, yapay zeka. Bir haber göndermiştin galiba sen. Bilgi, internetten uzman bilgisinin ne kadar kıymetli olacağına dair bir öngörü vardı. Hı hı. Benim yaptığım işe de dokunduğu için hoşuma gitti. Hı hı. Artık bilgi aktarmak internet üzerinden en geçerli emtia olacak. Bildiğin konuyu insanlarla paylaşıp onlardan bilgi alıp bilgi değiş tokuşuyla hayatı değiştireceksin. Mesela artık önümüzdeki dönemde bunu yapmaya çok ihtiyacımız var. Çünkü bu sözü yaymazsak, bunu anlatmazsak millet sanacak ki hakikaten duşta efendim az su açınca su tasarrufu yapıyorum. Yalan. Efendim sıcak su gelene kadar kovaya dolduruyorum, onda çiçek sürüyorum. Allah kabul etsin ama devede kulak bile değil yani yaptığımız tasarruf. Evet, evet, evet. Şey galiba değişimin kendisi oluyor. Buradan çıkan sonuç bu oluyor. Klişeyle başladık. Harika bir klişe. Ama ya, ne güzel denk geldi. Ben bu tarz hikayeleri azıcık olası bir mutlu sonla bitirmeyi, bir hikaye grubu yaratmayı seviyorum. Ben yönlendirdim, sen dövdün hikayelerimi hani konuyla alakalı. Lan belki ponçik monçik bir şey, hani çocuklar kariyer, daha az kariyer tutkulu çocuklar, işte dünyayla ilgili bir şey falan. Yani yalan ben, abi yalan, ben ona inanmıyorum.